Türkiye cehennem gibi. Cayır cayır yanıyor her yer. Vallahi sayın müdürüm, bu genç yaşında darbe gördüm. Depremler, seller gördüm. Salgını gördüm. Kadınların, çocukların vahşice öldürüldüğünü, hayvanlara her türlü zulmün yapıldığını da gördüm. En son müsilajı gördüm. O son sanıyordum. Şimdi ülkenin farklı noktalarında aynı anda başlayıp günlerdir söndürülemeyen yangını gördüm. Bir kıyamet kaldı görmediğim. O da çok uzak değil gibi. Haritayı açın bakalım. Endisliye neresi? Covid-19 haritası değil. Yangın haritasını aç bana. O haritada mı çıktı? Artık neyi takip edeceğimizi şaşırır olduk. Hemen hemen her yer yanıyor. Bu bölgede de yangın çıkabilir. Tedbirinizi aldınız mı? Aldık tabii sayın müdürüm. Ağaçları mı ıslatıyorsunuz yanmaması için? Hayır müdürüm. Nasıl tedbir aldınız? Her ağacın başına bir adam katacağız sayın müdürüm. Adamları yavaş yavaş topluyoruz. Başka bir yöntem bulamadınız mı? Bu şekilde çok maliyetli olur. Ne yapalım müdürüm? O kadar çok orman düşmanı var ki. Başka nasıl önüne geçeceğiz bu yangınların? Tamam da her ağacın başına bir adam katmakla çok abartmışsınız. Ne yapacaklarını biliyorlar mı bari? Biliyorlar tabii ki müdürüm. Ne için burada bekliyorsunuz? Mangal yakıp söndürmeden gidenleri uyarmak için. Peki ya sen? Ormana cam, şişe, izmarit atanları uyarmak için. Aha biri atıyor. Sen? Ormana ot edinmek için keşif yapanları uyarmaya geldim. Peki ya sen? Ülkedeki huzuru bozmak isteyen kundakçıları engellemek için. Vay arasını. Ama çok isteyen varmış ormanın yanmasını. Ağaç basına bir adam. Fazla oldu diyordunuz. Hala kanınızdan emin misiniz? Bir kamyon daha adam geldi sayın müdürüm, diğer boşta olan ağaçlar için. Gönderelim mi hepsini? Ne göndermesi lan, saçmalama. O kadar çok orman düşmanı var ki. Bir ağaç başına bir adam azmış bile. Ben bunu fark ettim. Siz ağaç başına iki adam katın ki belki bu şekilde orman yangınlarının önüne geçebiliriz.